Merhabalar, 21 Haziran yaz gün dönümü Ekinoks'una hoş geldiniz. Şu anda tam bir yarı yoldayız. 21 Aralık'tan 21 Aralık'a kadar giden takvimimizde 21 Haziran ara yol oluyor. 21 Aralık 2023'te nerelerdeydiniz, hangi niyetlerdeydiniz, nereye gitmek istiyordunuz? Oradan başlayan bir yolculuk, bir ivme, arkadan gelen bir Yönlendirme ile buraya kadar geldik. Şimdi burada bugün nereye vardınız ve elinizdekilerle vardığınız yerle deneyimlerinizle gördüklerinizle geçirdiklerinizle 21 Aralık'tan 21 Haziran'a bugüne dek şimdi nereye gitmek istiyorsunuz? Nereye yol almak istiyorsunuz? Yönünüzü değiştirmek, akışınızı değiştirmek istiyor musunuz? Değerlendirme yapmak ve yeniden bir şeylere yön vermek için çok doğru bir noktadayız. Bugünden başlayarak, 21 Haziran'dan başlayarak 8 8 8'e kadar, 888 diyorum çünkü 8 8 kapısı bu yıl 8 8 gibi olacak. Çok değerli, çok önemli bir kapı olacak. <laughs> Bugünden başlayarak 8 Ağustos'a kadar çok kişisel bir yolculuğa giriyoruz hepimiz. İçe dönmek isteyeceğiz. Duraksamak isteyeceğiz, duraklamak isteyeceğiz. Molalar almak isteyeceğiz. Daha az televizyon, daha az telefon, daha az dış etken, daha fazla iç ses, daha fazla dinlenmek, daha fazla duymak, kendimi duymak, ihtiyaçlarımı duymak, değerlendirmelerimi duymak, kozmozdan bana akan iç sesi, yüksek sesi, yüksek benliğimin mesajlarını duymak isteyeceğiz. Buralara doğru akacak olay. Samimi, dürüst bir değerlendirme yapmak durumundayız. Bugün açılan enerjiler portal kapılarla birlikte. Ne kadar samimi ve dürüstsen ve ne kadar iç sesine güveniyorsan yeni açılan kapılara o kadar yaklaşıyorsun. Dediğim gibi 21 Haziran, 8 Ağustos kişiye özel mesajlar ve yönlendirmeler dönemi. Bu dönemi iyi değerlendirebilmek için de sessizliği ve dinginliği pratik etmek çok önemli ve değerli olacak. O nedenle de yalnız, sessiz, dingin kalma isteği. Daha az televizyon, daha az telefon, daha az mesaj. Daha az dış ses. O dış ses her neyse arkadaşlarının sesi de olabilir, ailenin sesi de olabilir. Daha az dış ses. Belki de trafik gürültüsü. Hani daha az trafik gürültüsü. Talebi yükselecek içlerinizden. Sezgilerle hareket etme dönemi. Kişisel mesajları alabilmek, kişisel mesajlara ulaşabilmek için Sezgilerle hareket etme dönemi ki bunu içiniz biliyor zaten. Sezgilerle hareket edebilmek için de daha az sese ihtiyacınız var. Dışarıdan daha az sese ki içerideki fısıldamaları duyabilin. Bu arada soranlarınız var. Hemen burada bir parantez açayım sezgisel yaşam atölyesini yükleyecek misiniz diye soranlarınız var. Başladık, üçüncü modülümüze doğru gidiyoruz ve yükleyeceğiz. Evet, teknik açıdan emin değildim ve benim akışım açısından da emin değildim. Yüklenebilir bir atölye haline gelecek mi? Monster'a yüklenebilir atölye haline gelecek mi? Evet, yüklenebilir bir atölye haline getiriyor ekip. O yüzden de işte, takipte kalın sorularınızı şimdiden cevaplamış olayım. Evet Sezgisel Yaşam Atölyesi Mostor'a yüklenecek. Önümüzdeki bir buçuk ay 8-8'e kadar gibi bir süreçte yavaşlama, duraklama, içe kapanma isteğinizi onurlandırın. Çok hızlı bir süreçten çıkıyoruz. Birden durabilmek pek de mümkün değil aslında. Ama o istek yükselecek. O yüzden tekrar ediyorum bunu. Alevli, ateşli, hareketli bir sürü işin aynı anda yapılmasını gerektiren bir süreçten geçtik. Öylesi alevli ateşliydi ki her yer yanmaya başladı zaten. Ateş birden yükseldi. Çünkü kozmozda ve göklerde çok fazla ateş vardı. Ateş birden çok yükseldi ve haberlerini aldınız sizde. Bir sürü yangın olayı oldu. Dışarıdaki yangına çok fazla yakın olmayanlar içinizdeki yangınlarla zaten yüzleştiniz. Şimdi yavaş yavaş suyun olduğu, suların çoğaldığı bir döneme giriyoruz. Su ne demek? Duygular demek. Su ne demek? Kabuğuna çekilmek demek. Su ne demek? Medcezir demek. Gelgitli olmak demek. Su ne demek? Aktığı zaman ak, çekildiği zaman çekil. O ritmi yakala demek. Enerji varken, akarken ak, bereketli, güzel, sula, yeşert, yaşam ver, canlandır, Geri çekildiği zaman da geri çekilmeyi, bil kabuğuna çekilmeyi bil, iç sesinle tek başına kendinle birlikte olmayı da bil demek. Soyuta yaklaşmak demek aynı zamanda su. Çünkü duygular aslında her ne kadar hissedilebilir olsa da düşünceleri tetiklediği için Düşüncelerde duyguları tetiklediği için soyuta çok yaklaşma dönemi aynı zamanda da. Bu da çok kutlanası bir şey. Hayalde gerçek olduğuya yaklaşıyor insan soyuta yaklaştıkça. Hayaller çok soyuttur ya, somuta dökemediğimiz zaman hayalleri kendimizle bir şüpheye gireriz. Hayallerimizle şüpheye gireriz. Yaratım gücümüzle, üretebilme gücümüzle, yapabilme soyutu somuta çevirme gücümüzle bir şüpheye düşeriz. Ya su dönemiyle birlikte soyuta yaklaştıkça hayallerimizi tekrar hatırlamaya başlayacağız. Hayallerimizle tekrar yaklaşmaya başlayacağız. Hayal de gerçek oldu. Daha böyle bir kapıda kapımızı çalar. Bir bir kavram haline gelecek. Ne zamandır nasıl ulaşacağınızı, nasıl kurgulayacağınızı, nasıl yapacağınızı bilemediğiniz o hayali, o projeyi, o isteği, o niyeti yapabilme ilhamı, desteği ve gücü gelecek. Öyle bir şey hissediyorum ki neredeyse vazgeçtiğiniz hayaller gibi, unuttuğunuz veya vazgeçtiğiniz hayaller gibi sıfır noktasını hatırlayacağız. Yer çekiminin dış etkenlerden ve dolayısıyla somuttan uzaklaştığı bir yer sıfır noktası. Yer çekiminden uzaklaştığımız bir alan. yer çekiminden uzaklaştığımız zaman dış etkenlerden ve somuttan da uzaklaşıyoruz. Ve değişik bir denklem var burada. Dış etkenlerden uzaklaştığımız zaman yer çekimi bizi soyuta götürüyor, somuttan uzaklaşıyoruz. O hafiflik. Kiloların, gramların olmadığı bir yer. Dış etkenlerden de uzaklaşmış oluyoruz. Dış etkenlerden uzaklaşınca taviz verme, vazgeçme, pes etme gibi şeylerden de uzaklaşmış oluyoruz. Denklem bu. Yer çekimi çok ağırlaştırıyor her şeyi. Kilolar, gramlar, ölçümler, biçimler ağırlık veriyor, ağırlık kütle hali. Bu ağırlık kütle hali de bizi dış etkenlere bağlıyor. Çünkü ilk bağlandığımız yer yer çekimiyle beraber yerin kendisi ya. Bağlantısızlığı bilmiyoruz yer çekiminden dolayı. Önce bir dünyaya bağlanıyoruz ve yaşa, yaşa ölüm yaşam ölüm kalım meselesi dünyaya bağlanmak. Bağlanmadığımız zaman ölüm var insan insan halinde. İlişki ve ilişkilendirmeler başlıyor, yerçekimi olduğu için. İlk ilişkimiz dünya ile olan ilişki. Ben dünyadayım artık. Somutum, kütlem var, ağırlığım var, kilogramım var, kapladığım yer belli. Ondan sonra da dış etkenlere bağlanmaya başlıyorum. İlk bağlandığım şey işte hava koşulları oluyor. Ondan sonra karnımın açlığı oluyor. Doyabilmem için dış etkenlere bağlıyım. İnsan modeli olarak dünyada yaşarken yaşamımı devam ettirebilmem için dışarıdaki koşullara ihtiyacım var. Ya da çok büyük mücadele. Kendi neslimi de devam ettirebilmek için böylelikle dışarıya bağı, bağlılık ve bağımlılık başlıyor. Soyutu sıfır noktasını yer çekiminden uzaklaştığımız, yer çekiminden kurtulduğumuz yeri hatırladığımız zaman Hayallere de yaklaşılmılıyor ama en önemlisi o taviz verme durumundan uzaklaşıyoruz. Dış etkenler yok oluyor çünkü taviz dış etkenlere bağlı olduğumuz zaman var. Yalnız sıfır noktasını deneyimlemekten korkmamız, o yer çekiminden uzaklaştığımız alandan korkmamız bizi o hafiflikten, genişlikten, enginlikten ve yükselişten de alıkoyuyor. Korkuyu biraz anlatacağım, sizler de biliyorsunuz zaten neden insan yer çekiminden uzaklaşmaktan korkar kara deliğe çekilme korkusundan dolayı, hiç olma korkusundan dolayı, bir şeylere bağlı değilsem, bağlantım yoksa, ilişkilerim, ilişkilendirmelerim yoksa bir hiçim kara deliğe çekileceğim. Uzay boşluğunda hızlıca yok olmaya doğru gideceğim. Bu bilgi bizi o hafiflikten men ediyor, yoksun kılıyor. Gerçek mi gerçek? İnsan zihniyle düşündüğümüz için çok gerçek. Bir de çok fazla uzay filmi bize gösterdikleri için çok gerçek. Boşluğa çekilmekten yer çekiminden uzaklaşmaktan bir şekilde bu benim işte bu köşe şu anda benim Ezgin'in komplo teorileri köşesi. Korkutmak için ...astronotların, yıllarca astronotların uzay boşluğunda kara deliğe çekilmesini izledik. Bağlantın koparsa eğer... ...hiçliğe doğru gidersin. Ama bir iki film geliyor aklıma. Bir tanesi de yer çekimiydi galiba, Gravity. Sandra Bullock'la... Ee... Sandra Bullock'un oynadığı, evet Sandra Bullock'un oynadığı filmdi. George Clooney ve Sandra Bullock'un oynadığı Gravity filminde. George Clooney boşluğa çok büyük bir cesaret ve zerafetle gitti. Yüreklilikle gitti. Onu hatırlayın. Bir şekilde boşluğa çekilmekten korkuyoruz ama onun içinde ne var tam olarak da bilmiyoruz ya. bu korkudan dolayı ve bu korkunun bize dış etkenler tarafından da bindirildiğinden dolayı o hafiflik sıfır noktasını kendimize çok da yaşatmıyoruz. Bu da benim teorim. Dönemi şöyle bir toparlamam gerekirse benim teorim olmayan mesajlarıyla. Evren diyor ki 21 Haziran 21 Aralık arası 2024 21 Haziran 21 Aralık arası biraz açıl etrafı ve kendini izle güvende ve güvencede olduğunu hisset güvenini ve güvence hissini topla Sonra tekrar açıl Hani bir anda kabak çiçeği gibi açılma diyor. Öyle bir tabir var değil mi kabak çiçeği? Tabiri ha kabak çiçeği derken aklıma şekayet çiçeği geldi. Şu anda gözümde bir şekayet çiçeğini gördüm. Bildiniz mi biraz ıı, sunilüferine benzer ama daha fazla katmanlıdır o çiçek. Pey Beyazı, pembesi, kırmızısı vardır şekayet çiçeğinin. Çok ıı, aheste aheste açılır top gibidir önce. Biraz bir açılır, etrafa bakar. Güvenini toplar. Açılmanın ne demek olduğunu kendisine hatırlatır. Sonra biraz daha açılır. Güvenini toplar. Güvence de hisseder. Sonra tekrar aheste, aheste, yava hiç acelesi yoktur şakayık çiçeğinin açılmasının. Çünkü ne kadar katmanlı olduğunu bilir. Açıldığında gözlerimizi alamayız o çiçekten. Kırmızısı var, beyazı var, pembesi var. Masumiyeti, bolluk ve bereketi ve en yüksek hissi, o aşk hissini yaşatır insana. Onu biraz bir görselinize alın. O çiçekle uyumlanın. 21 yani bugünden itibaren 21 aralığa kadar. Yavaş yavaş açılıyoruz. Güvenimizi toplaya toplaya, nefesimizi toplaya toplaya, kendimizi hatırlaya hatırlaya. Hiçbir şekilde acelemiz yok. Zamanımız bol. Sıfır noktasında çünkü zamansızız. Ağırlığımız yok. Ve her yerdeyiz. Kırık, dökük, söküklerle uğraşmıyoruz yeniden sıfırdan baştan daha da yüksek ve anlamlı bir şey yaratacağımızı hatırlıyoruz. Bunu birkaç seferdir tekrarlıyorum. Kendi başımıza geldiği için de biliyorum. Hiç kırık, sökük, dökükle uğraşma dönemi değil. Yamalama, sabunlama dönemi değil. Sıfırdan başlamak bambaşka bir enerjiyi ortaya çıkaracak. O kırık dökük söküğü atmak, yıkmak, yakmak bambaşka bir enerjiyi ortaya çıkaracak. Yamalama ile uğraşana kadar ben bu işi sıfırdan dikersem, ben bu elbiseyi sıfırdan dikersem nasıl oluru düşünün. İnanılmaz değişik bir model göreceksiniz. Daha önce hiç görmediğiniz bir model. İstemesen de bırakmak zorunda oldukların var. İstemeye istemeye. Ama içeriden bir ses aslında ne kadar doğru olduğunda söylüyor bırakmanın. Ama zihin işte bir şekilde bırakmak istemiyor. Neden? Çünkü sıfır noktasını yaşamaktan uzaklaştık. Sıfır noktasını yaşamaya ne kadar yaklaşırsak bırakmanın da ne büyük bir nimet, ne büyük bir bereket, ne büyük bir kutsanmışlık olduğunu göreceksiniz. Çok daha yükseğe, daha anlamlı hayatlara yaklaşabilmek için istemeye istemeye bırakmak durumunda olduklarımız var. O bırakmak durumunda olduğun şeye harcadığın enerji, kafa yorgunluğu. Akıttığın kaynakla bambaşka bir hayat kurabilirsin ve kuracaksın da. Daha yüksek bir yere gideceğine güven. Hep söylediğimiz neydi? Kalbim güvende. Buna bir ek verelim o zaman. Kalbim güvende. Ve ruhumun sıfır noktasını hissedebiliyorum. Deneyimlemek için kendime izin veriyorum. Alan açıyorum. Somut ve kütle önemli oldukça o yüksek hayallerden uzaklaşıyoruz. Yüksek hayaller imkansız olmaya başlıyor. Bunu hatırlayın. Somut ve kütle ne kadar önemliyse benim için yüksek hayallerim o kadar imkansız gelebiliyor. Yani böylece de hayalden vazgeçmek, o yüksek standartlarından ödün vermek daha bir olası hale geliyor. Daha bir kolay. Sekaek çiçeği. Okey mesajlarım bu kadar. Yavaş yavaş meditasyona doğru gelelim. Meditatif alanlarınıza doğru geçin. Kendinizi beni dinlemekten, dışarıyı dinlemekten içeriği hissetmeye doğru alın. İçeride henüz şu anda dinlenecek bir şey yok. Dinlemek de istemiyoruz. Zaten sadece hissetmeye doğru geçelim. Beni dinlemekten, dış sesleri dinlemekten içeriği hissetmeye doğru meditatif alanıma geliyorum ve içimi hissetmeye doğru geçiyorum. İzin verin tüm enerji kalpte buluşsun. Aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya bütün enerji kalpte bir buluşsun. Beden rahatlasın. Oturduğun yeri bir hisset. Kütleni ağırlığını hisset. Ağırlığını iyice bir hisset. Somut varlığını hisset. Belki dokunmak isteyebilirsin ellerine, yüzüne, kafatasına. Kafatası en sert, en somut yerimiz mesela. Kafatasını bir hisset. Bir ağırlığın var, kapladığın bir alan var, kemiklerin var. Somut ne kadar somutsun onu bir hisset ve ne kadar somutsan aslında o kadar bağlantı ihtiyacın var onu onu hissetmeye başla bu somut bedenin bu somut varoluş sisteminin varoluş modelinin bağlantıya ihtiyacı var iyi veya kötü değil olanı görüyoruz şu anda bağlantıya ihtiyacı var doğru bu var Tek ihtiyacımız bu değil. Ve tek varoluşumuz bu değil. Bunu hatırlamamız gerekiyor şu anda. Sıfır noktasında var olan bir sistemimiz de var. Kimimiz ruh diyor, kimimiz enerji bedeni diyor. kimimiz Allah'la buluştuğumuz an diyor. Kimimiz öz kaynakla buluştuğumuz nokta diyor. Kimimiz boşluk diyor oraya. Boşluğun içerisindeki nitelikleri tekrar hatırlatalım kendimize. Dinginlik, sessizlik dolayısıyla huzur. Çok büyük bir yaratım gücü çünkü her şey var. Hiçliğin içindeki her şey var. Her şeyin olduğu yerde sonsuz bereket var. Sonsuz ilham var. İlahi olanla bağlantıda olduğu için boşluk hali ilham var. İlham ilahi olandan gelen şey demek. Orada coşku var, neşe var, yükseliş var. Çok yüksek kalite, çok yüksek standartlar var. Sıfır noktası ödün vermek yok. Neyse o. Tekrar bedeni hissedin. Bedenin somut halini, kütle halini, ağırlıklı halini Ve zihninize deyin ki şimdi ağırlıksızlık hissine doğru geçeceğim. Sıfıra doğru gideceğim. Ve soyutu öyle kullanmayı biliyorum ki nereye doğru çekileceğime ben karar vereceğim. bilincimin gücüyle ve sezgilerimle bu boşluğa doğru çekilmek benim için çok iyi çünkü o boşluğun içerisinde benim aradığım nitelikler ve kaliteler var. O yöne doğru değil, o karanlığa, o boşluğa doğru değil, bu boşluğa doğru. Yavaş yavaş yükselin, yavaş yavaş hafifleyin, yavaş yavaş. Enerji bedeninize doğru, enerji boyutunuza doğru çıkın. Bırakın beden burada kalsın. Elbisemiz o. Elbise burada kalsın. Kılık kıyafet burada kalsın. Ağırlıksızlık bir hal. hafif olmak, ağırlıksız olmak ne demek? Onu bir yaşatın kendinize, tekrar bir hissedin. Göklerde süzülmeye başlayın ama hani öyle bir süzülme hali ki hem çok hafif ve her yere gidebilen akışkan rüzgar gibi bir şey. Hem de rüzgarın yönüne akış verebilen çok güçlü bir hal hem her yerde savrulabilirsin o kadar hafifsin hem de havaya suya ateşe toprağa atmosfere, fosfere, <laughs> stratosfere neyse o yön verebiliyorsun. İkisi bir arada. Bunu bir bil. Sezgilerim beni yönlendiriyor. Şimdi bu dünyada ihtiyacın olan, hayallerine ulaşmak için ihtiyacın olan o kaynak, o destek, o enerji, o duygu, o his neyse onları toplamak üzere dolan bütün kozmozda ve bil ki bir sürü kara delik var seni içine almak isteyecek, bir sürü boşluk var seni yutabilecek. Sen hangi kara deliğin içinden girip öbür tarafından çıkacağını ve çıktığında da inanılmaz karlı kendin için her şeyi toplayacağını, bildiğin yerlere doğru gideceğini de hatırlat. O bilgi sende, o yetenek sende, o güç sende. Milyarlarca, milyonlarca kara delikte yutulabilecek o boşluğun içinde sana özel yaratılmış senin için çok karlı. Aradığın her şeyin içinde barındırıldığı o boşluğu, o kara deliği biliyorsun, bulacaksın. Deliğin bir ucundan girip öbür ucundan çıktığında ihtiyacın olan her şeyi toplayarak çıkmış olacaksın. Şimdi bir süre bu hissi yaşayın. Dolanın, yön verebildiğinizi hatırlayın. Yutulan değil kurtulansınız. O esirlik halinden özgürleşensiniz. Bu bilinçle süzülün bir süre. Ve yavaş yavaş enerjinizi toplayın. Kozmozdaki kara deliğin içindeki öbür taraftan çıkmış her yere dağılmış belki de tüm enerjinizi toplayın. Parçalarınız size daha da büyük bir parça yaratmak üzere ulaşsın. Daha yükselmiş, genişlemiş, bir şekilde yavaş yavaş dünyaya doğru somuta doğru gelin. Hafiflik, hafifliğin getirdiği güç, neşe, bağlantısızlığın verdiği özgürlük ve özgüven. Bilincinize yerleşsin. soyutla buluşabilme, onunla uyumlanabilme yeteneğini yeniden kazandığınızı ve uyandırdığınızı, canlandırdığınızı bilin, bilincinizde yerleşsin. bu özgüveni özgürlük hissini cesareti hafifliği neşeyi gücü size özel yeteneklerinizle her şeyi baştan sıfırdan yaratabilme kudretini iyice içinize yerleştirin Güç bende, ben kendimde. Evren bende, ben evrende. Hayaldi gerçek oldu. Tam kapımda. Güneşin bizim yarım küremize en dik, en parlak, en büyük ihtişamıyla vurduğu, yansıttığı, yansıdığı gününüz kutlu olsun. Sizleri çok seviyoruz. Tekrar başka bir yerlerde buluşmak üzere.